Mehmet Yılmaz Bir aday lazım, o da şimdi lazım. Altılı Masa'nın 5. toplantısında liderler daha önce üzerinde anlaştıkları gibi Cumhurbaşkanı adayı konusuna hiç girmemiş. Çünkü liderlere göre aday değil, parlamenter sisteme dönülmesi önemliymiş. Nitekim Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de katıldığı programda şunu söylüyor. Bizim ilk amacımız Türkiye'nin nasıl yönetileceği, geçiş sürecinin nasıl olacağına karar vermeden adayla ilgili tartışmanın içine girmenin yanlış olacağını düşünüyoruz. 11 ay sonra ikili bir seçim yapacağız. Bir icracı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yenileyeceğiz. Yani 6 partili masaya bir ilk amaç gerekiyorsa bu sanırım önce seçimi kazanmak olmalı. Araştırmalar gösteriyor ki anayasa değişikliği yapabilecek bir çoğunluğa bugünkü iktidar bloğu da muhalefet bloğu da ulaşamayacak. Yani bir ham hayalden söz ediliyor. Üstelik bu milletin karnını doyurmayacak. Bu yönde herhangi bir umut da vermeyecek bir ham hayal. Milletin gündeminde de kaçıncı sırada yer alır bilmiyorum ama çok gerilerden geleceğini tahmin etmek zor değil. Onun için parlamenter sistem bir sonraki seçimin gündemi olabilir. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak ve sorunları çözecek, çözme yolunda ilerleyecek muhalefet adayının bir 5 yıl için daha seçmenin karşısına çıkması demek. Düşük profilli bir adayla bu da mümkün olmaz. Seçimi düşük profilli bir adayla kazanamazsınız. Parlamento çoğunluğunu kazanmayı sağlayacak şey de listeleri sürükleyecek bir Cumhurbaşkanı adayı olur. Bugün askıya alınmış gibi görünen ve birçok hükmü yok sayılan anayasa sorunlarına rağmen Türkiye'nin üzerine giydirilmiş deli gömleğinin yırtılmasına olanak verebilir. Öte yandan Erdoğan'ın tek adam yetkilerini kullanarak tahrip ettiği kurumları yeniden işler hale getirebilmek için de o tek adam yetkilerine ihtiyaç duyulacak. Burası açık. Onun için bu sistem fetişizmini bir kenara şimdilik bırakmanın ve seçimi kazanmaya odaklanmanın zamanıdır. Altılı masaya önerim bu. Havan'da su dövme toplantılarından kurtulmaktır. Bu icraat programı ve bu programı uygulayabileceğine ilişkin güven yaratacak, halka umut verecek bir aday lazım. O da şimdi lazım. Tamam da 128 milyar dolar nerede? Bağımsız Türk Adaleti, CHP'nin eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Hatırlarsınız, 128 milyar dolar olayı Merkez Bankası rezervlerinin arka kapıdan satılarak döviz fiyatlarının kontrol edilmesi çabasından kaynaklanıyor. Merkez Bankası ile Hazine bu tartışma başlayıncaya kadar gizli tutulan bir protokol yapmışlar ve Merkez Bankası rezervlerinden Hazine'ye döviz satışı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Hazinenin bu yolla elde ettiği dövizi kamu bankaları aracılığıyla piyasaya satarak döviz fiyatlarını kontrol etmeye çalıştığı da başka bir gerçek. Ben şahsen böyle konularda mahvi eğilmez gibi bağımsız iktisatçılara güvenirim. 19 Nisan 2021 günü kendi bloğunda yayınladığı yazıda bu hesabı kamu kaynaklarına dayanarak yapmış ve şu soruyu da sormuştu. Burada sorulması gereken soru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz yönetimi konusundaki görevini hazineye niçin ve nasıl bıraktığı meselesidir. Mahkemenin nasıl bir hesap yaparak Merkez Bankası rezervlerinin erimediğine karar verdiğine ve bunun da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından nasıl olup da onaylandığını aklı ermedi. Kuşkusuz ki Berat Albayrak bu parayı alıp evine götürmedi. Bunu iddia eden bir kişinin olduğunu da duymadım. Hem rezervlerin tükendiğini hem de döviz fiyatlarının yerinde tutulamadığını yaşayarak gördük. Keşke mahkemeler satılmadı diye düşündükleri 128 milyar doların gerçekte nerede olduğunu Merkez Bankası Başkanı'na da söyleselerdi. Böylece adamcağızı sıvaptı mıvaptı diye körfezin petrol şımarıklarının iki dudağının arasında bırakmaktan kurtarabilirlerdi. Ucu siyasete dokunacağı için yazamıyorlar. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşli'yi gece yarısı tahliye eden hakimle ilgili müfettiş raporu 2 yıldır yazılamadığı için HSK söz konusu hakimle ilgili bir karara varamıyormuş. Hiç şaşırmadığımı söylemeliyim. Rapor daha uzun süre yazılmaz. Çünkü ucu bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'ya çıkar. Kuzu'nun Zindaşler'in tahliye edilmesi için hakimlere baskı yaptığı iddiaları ortaya çıktığında yaşananları hatırlayalım. Kuzu önce inkar etmiş, Zindaşli'yi tanımadığını söylemişti. Ancak sonra ortaya çıkan fotoğraflar ikilinin yakın tanış olduğunu gösteriyordu. Kuzu için nüfus ticareti suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlanmış ve fakat Kuzu 1 Kasım 2020'de hakim karşısına çıkamadan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Rapor iki yıldır yazılamıyorsa nedeni bu nedenle siyasidir diyorum. Ucu kuzuya ve AKP'ye dokunmadan bu rapor yazılamaz çünkü. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.